zamanı. Tavşan Rebecca, Zebra Zoe, Koyun Suzy ve Peppa ip atlamayı seviyor. Kubu seviyorum. Deniz'i seviyorum. Suzy benimle ip atlamanı istiyorum. Pini seviyorum. Pony'u seviyorum. Zoe'yi de atlasan istiyorum. Buldum. Hadi kim durmadan en çok atlayabilecek bakalım. Ben sayarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zoe kazandı. Yaşasın. 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 Ne? Pedro, sen de ip atlamak ister misin? Hayır, teşekkür ederim Peppa. Ben hula hoop çeviriyorum. Salla çevir, salla çevir, salla çevir, salla çevir. Hula hoop, hula hoop. 1, 2, 3. Durmadan kaç kere çevirebilirsin? 1.000.000 kere. Vay canına, çok fazlaymış. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere yaptın. Birazcık yoruldum. Kalanını da sonra yaparım. Sen hula hoop çevirebilir misin Emily? Kendi özel yöntemimle çevirebilirim. Phil Emily hula hoop'u hortumuyla çeviriyor. Yaşasın! Bence 100 kere filan çevirdi. Bugün yetenek gösterisi günü. Benim yeteneğim ip atlamak, şarkı söylemek ve dans etmek. Dün gece hepsinin provasını yaptım. Ben de dün gece televizyon izleme provası yaptım. Bu bir yetenek değil ki. Madame Gazelle de söylemişti. Peki ne yapabilirim? Önce kim yeteneğini göstermek ister? Köpek Deni. Davul çalabiliyorum. Daha yüksek sesle de çalabilirim. Hayır, çok güzeldi Deni. Ney? Pony Pedro, senin yeteneğin nedir bakalım? Sihirbazlık numaralı. İşte bir bardak su. Islak ve saydam. Şimdi gözlerinizin önünde suyu yok edeceğim. Lütfen gözlerinizi kapayın. Şimdi gözlerinizi açın. Su yok oldu. Teşekkür ederim. Phil Emily. Ben size flüt çalacağım. Peki senin yeteneğin nedir Rebecca? Özel bir ses çıkarabiliyorum. Ama sadece parmak uçlarına kalktığım zaman çıkarabiliyorum. Bu çok güzeldi. Evet, ama ben ne yapabilirim? Harika. Hepimiz egzersiz yapmalı. Sebze ve meyve yemeliyiz arkadaşlar. Hangilerini yemeliyiz Bay Patates? Elma, portakal, havuç, domates. Peki patates? Neden siz normal bir patates gibi küçük değilsiniz? Çünkü o normal bir patates değil. Onun bacakları var. Normal patateslerin bacakları olmaz. O süper patates. Biz her sabah programınızı izliyoruz. Çok güzel, harika. Ve bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yes! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Pedro'nun öksürüğü.
Bugün okul günü. Peppa ve arkadaşları müzik dersindeler. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Affedersiniz Madame Gazelle. Olamaz. Pedro'yu öksürük tuttu. Sorun değil. Hemen Doktor Brownberry'i arıyorum. Ben Doktor Brownberry. Merhaba doktor. Ben Madame Gazelle. Bir çocuğumuz hasta da. Panik yapmayın. Hemen oraya geliyorum. Sorun ne acaba? Öksürüyorum. Aa, anladım. Gıcık mı tuttu yoksa göğüsten gelen bir öksürük mü bu? Aa, şey bilmiyorum ama işte bu şekilde. Peki bu öksürük ne zaman başladı? Madame Gazelle şarkı söylemeye başlayınca. Ciddi bir şey değil ama Pedro'nun öksürüğü bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı ne demektir? Bazen biri öksürdüğünde başkaları da öksürebilir. İlaç içmem gerekiyor mu? Sadece küçük bir kaşık. Maalesef bunun tadı pek güzel değil. Tadı eski ayakkabının içine reçel konmuş gibi. Teşekkür ederiz Doktor Brownberry. Hoşça kalın. Eşek Delfin. Alo, ben Baba Domuz. Bay Domuz, nasılsınız? Oo. Telefonda bir tuhaflık var. Umarım İngiltere'de havalar iyidir. Gördün mü? Telefon garip şeyler söylüyor. Merhaba. Nasılsınız? Alo beyefendi. Evet. Hoşça kalın. Arayan Bay Eşek'ti. Fransızca konuşuyordu. Aha, tahmin etmiştim. Anne, Bay Eşek sana ne dedi? Küçük Eşek Delfin bizi ziyaret edebilir mi dedi. Aa, ne güzel. Eşek Delfin, Peppa'nın Fransa'dan çok özel bir arkadaşı. Delfin bizimle konuşup dilini geliştirmek için geliyor. Yaşasın! Acele etsek iyi olur. Delfin'in treni gelmek üzeredir. Son durak. Herkes insin. Bu Delfin'in treni. Delfin. Bonjour. Bonjour. Fransızca'da merhaba demek. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bay Eşek. Aman tanrım, o büyük bavul Delfin'in mi? Evet, Delfin ziyareti için küçücük bir şeyler getirdi. Burada olmayan şeyler, peynir, ekmek, domates, su. Hoşça kal Delfin, seni yarın akşam alırım. Sayılar. Peppa ve arkadaşları için okul günü. Çocuklar, bugün sayılarla ilgili her şeyi öğreneceğiz. Sayılar ne içindir bilen var mı bakalım? Sayılar saymak için midir? Evet Peppa. Şimdi kim saymak ister peki? Ben. Tamam, Pedro. Ha, bir, iki, üç, dört. Pedro dörde kadar saydı. Aferin sana Pedro. Dörtten daha fazlasını sayabilecek olan var mı? Ben. Rebecca. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Rebecca 7'ye kadar saydı. Çok iyi Rebecca. Madame Gazelle. Evet kendi. Annem ona kadar sayabiliyor. Vay canına. Evet. 7'den sonra 8, 9 ve 10 gelir. 8, 9, 10. Çok iyi. Alo, merhaba ben Koyun Suzy. Suzy, benim Peppa. Hemen bizim eve gelebilir misin? Evet Peppa. Hemşire kıyafetimi giyebilir miyim? Olur ama çabuk gel olur mu? Çabuk Suzy, hadi yukarı çıkalım. Seni alırım. George, Richard, hemşire.
temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yemyeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor! Şşş. Hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Yetenek günü. Peppa'nın oyun grubunda bir gün daha sona erdi. Çocuklar, yarın yetenek günü. Yetenek nedir? Yetenek, yapmayı sevip iyi yaptığımız bir şey. Ben televizyon izlemeyi seviyorum. Bu işte çok iyiyim. Yaparken sizi izlemekten hoşlanacağımız bir şey düşünün. Benim yeteneğim gitar çalmak. Aileler çocuklarını almak için okula geldi. Yarınki yetenek günü için yapacak bir şey düşünmeyi unutmayın, olur mu? Peppa ve George için yatma zamanı. Ben daha yatamam ki. Yarınki yetenek gösterisi için bir şey bulamadım. Ama senin bir sürü yeteneğin var Peppa. Evet, ip atlayabilirim. Şarkı söyleyebilirim. Parla parla küçük yıldız. Dans edebilirim. Bir yetenek seçmek çok zormuş. Pek çok şeyde iyiyim çünkü. Canını sıkma. Yarın karar verirsin. Tamam. Ha, düşündüğüm gibi. Pedro'nun öksürüğü bulaşıcıymış. Pedro'nun öksürüğü köpek Deni ve koyun Suzi'ye de bulaştı. Aç ağzını. Çok garip bir tadı var. Hala aromalı yoğurda benziyor. Tadı çiçek gibi. Aferin size. İlaçlarınızı usluca içtiniz. Siz hiç hasta oluyor musunuz Doktor Bramberg? Hayır Peppa, ben hiç hasta olmam. Her gün bir elma yiyorum. Hoşça kalın. Eve gitme vakti ve aileler çocuklarını almaya geldiler. Anne, baba, ben öksürüyorum. O yüzden Doktor Bramberg de gelip bize baktı. Bize tadı korkunç bir ilaç verdi. Madam Gazel, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Bramberg. Ben Domuz Peppa. Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Oh, Pedro'nun öksürüğü size de bulaşmış. Peki, sıraya girip ağzınızı açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Tavşan Richard oynamaya geliyor. Peppa ve George odalarında oynuyorlar. Bu en harika ev olacak. George, tavşan Richard geldi. George! Richard! Dinosoy! Dinosoy! Hoşça kal Richard, sonra gelip seni alırım. Tamam mı? Görüşürüz.
görüşürüz. George ve Tavşan Richard çok iyi arkadaşlar. Oyuncak sepetini bir volkana çevirdi. Richard oyuncak ağaçlardan bir orman yapıyor. George yapboz parçalarından nehir yaptı. Dinozor! George ve Richard yatak odasını dinozor diyarına çevirdi. Ben gidiyorum. Burası çok gürültülü. Patates diyorum. Ben de patates diyorum. Patates. 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 Yağmurlu günlerin patates. En iyi yanı patates. Televizyonda patates. Önemli patates. Programlar izliyor patates. Olmamız. Patates. 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 Anne, George patates. Ve Richard patates. Yatak odasını dinozor diyarına patates. Çevirdiler. Patates. Ve patates. Dinozor diyarı patates. Çok gürültülü. George'un en iyi arkadaşı yanında. Ama benimle oynayacak patates. Hiç kimse yok. Koyun Suzi'yi davet edebilirsin. Koyun Suzi, Peppa'nın en iyi arkadaşı. Suzi gerçekten de bize gelebilir mi baba? Hadi onu arayalım. Bay Patates geliyor. Yukarı aşağı. Peppa ve ailesi aşağı, televizyonda yukarı, Bay Patates'i yukarı, izliyor. Aşağı. Yukarı aşağı. Yukarı formda aşağı. Kalmakla ilgili yukarı, programları aşağı. İzlemeye bayılıyorum. Yukarı aşağı. Şimdi sıra bana yolladığınız bazı güzel resimlerde. Bu bir elma. Ooh. Unutmayın, meyve ve sebze yemek formda kalmanıza yardım eder. Ben çok sebze ve meyve yerim. Egzersiz de çok önemlidir. Bugün beni şehirde yeni bir spor merkezi açılışında görebilirsiniz. Anne, Bay Patates'i görmeye gidebilir miyiz? Bir patates görmeye gitmek için çok uzun bir yol Peppa. Ama o sıradan bir patates değil. O Bay Patates. Onu görmeye gidebilir miyiz anne, lütfen? O peki. Yaşasın. Herkes yeni spor merkezi açılışında Bay Patates'i görmeye geldi. Bakın, işte Bay Patates. Bay Patates. Hayır, Peppa'ymış. Oh. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Suzi seni Bay Patates sanmıştı. Ama ben Bay Patates'e benzemiyorum ki. Hayır, sen çok daha büyüksün. Hayır, Bay Patates benden daha büyük. Hayır değil, o bir patates. Ve patateslerin boyu bu kadardı. İşte Bay Patates geliyor. Bay Patates şehre geldi. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Yaşasın! Hey, ne büyük bir patates! Bu spor merkezini açıyorum. Delfin'in bavulunu nereye koysam? Benim odama, evin en üst katına. Bu bavul sadece bir gecelik ziyaret için. Aa, evet. Ben de o yüzden küçük bir bavulla geldim efendim. Şimdi Delfin buraya dilimiz hakkında pratik yapmak için geldi. Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Peki anneciğim. Öncelikle sizden özür dilemeliyim. Dilinizi pek iyi konuşamıyorum. O kadar da kötü değilsin. Çok naziksiniz Bay Domuz. Ama dilinizi konuşmakla ilgili bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Ben konuşmakta uzmanım. Sor bakalım. Sizin dilinizde bölünmüş mastarlar düzensiz fiil şeklinde midir yoksa zamir midir? Saat bayağı geç oldu. Delfin'i yatağına hazırlasak mı? Anne, anne! Delfin benim yatağımda yastığı diğer tarafa koyup yatabilir mi? İyi fikir Peppa. Peppa ve Delfin aynı yatağın iki ucunda yatıyor. Hadi çocuklar, şimdi uyumaya çalışın. Yarın çok yoğun bir gün. Delfin seninle oyun grubuna gelecek. Vay canına. Domebia. Domebia, Fransızca'da iyi uykular demek.
Benim hiç uykum yok ki. Hadi şarkı söyleyip uyumaya çalışalım Peppa. Evet. Kardeş Jaco, kardeş Jaco, uyuyor musun? Uyuyor musun? Çanlar çalıyor. Çanlar Delfin'in çalıyor. Güzel şarkısı ding herkesi dong, uyuttu. Ding dong, dong. Kendi, senin yeteneğin neymiş bakalım? İp atlamak. Ben de ip atlayacaktım. Ama hala dans edip şarkı söyleyebilirim. Benim yeteneğim şarkı söylemek. Parla parla küçük yıldız. Neyse ki hala dans edebilirim. Koyun sözü, senin yeteneğin nedir? Dans etmek. Hayır, dans edemezsin. Olamaz. Dans etmek Peppa'nın son yeteneğiydi. Evet çocuklar, herkesin farklı bir yetenek sergilemesi çok güzel. Evet, geriye kim kaldı? Peppa. İp atlayacak, şarkı söyleyecek ya da dans edecektim ama hepsini yaptılar. Yetenek herhangi bir şey olabilir Peppa. Ama televizyon izlemek olamaz. Mesela yapmayı çok sevdiğin bir şeyi düşün. Buldum. Çok iyi olduğum bir yeteneğim daha var. Peppa'nın yeteneği ne olabilir acaba? Benim özel yeteneğim dünyada en iyi yaptığım şey kocaman çamur birikintilerinde zıplamak. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Size baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Bramble. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Brownbear'e de bulaştı. Sorun yok. Hoşçakalın. Güle güle. Zavallı Doktor Brownbear. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız. Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. George birdir bir oynamak istiyor. George birdir bir oynamayı seviyor. Birdir bir oynuyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oyun zamanı bitti. Ona kadar sayabiliyoruz. Çok iyi. Ama saymak için oyun oynamamız lazım. Elbette. Richard, Edmund, ekstra uzun atlama ipini getirin hemen. Merhaba. Peppa ve George'u almaya geldim. Baba, erken gelmişsin. Oo. Sorun değil, oyunumuza katılabilirsiniz. Oo, pekala. Herkes hazır mı? Hazırız. Ona kadar sayıyoruz. Gibisiniz baba domuz. Ben iyiyim. 100'e kadar bile atlayabilirim. İyi fikir baba domuz. 100'e kadar. Belki 20'ye kadar. Tamam. 20'ye kadar. 11, 12. Bakın dışarıda yağmur durdu. Yani belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar
küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunları seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur birikintisi. Çamur birikintileri ne içindir? Toplayıp sığdırmak için. Herkes çamur birikintilerinde hoplayıp sıklamaya bayılır. Büyük kız da olsalar küçük oğlandı. Sabah oldu ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba. O televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Hmm. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz biraz hoplayıp zıplayalım. Oo, pekala. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Baba domuz yukarı, hoplayıp aşağı, zıplamayı yukarı, seviyor. Yukarı, aşağı, yukarı, herkes yukarı, hoplayıp yukarı, zıplamayı yukarı, seviyor. Delfin Peppa'nın oyun grubuna geldi. Madam Güzel, bu Fransız arkadaşım Eşek Delfin. Bonjour. Aa, bonjour Delfin. Delfin dün gece çok güzel bir Fransızca şarkı söyledi. Ona dilimizde bir şarkı öğretebilir miyiz? Bing Bong şarkısına ne dersiniz? Evet, ama bana bu Bing Bong şarkısını söyleyin. Öğrenmeme faydası olur. Peki. Melodi çalıyor ve şarkı söylüyoruz. Bing ve Bong ve Bing diyerek. Bizde bir sürü yeni kelime öğrendim. Bing, bong, bingli, bongli, boo.